Merhaba, Yüz Yogası video serimizin bir diğeriyle yine sizlerle beraberim. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır ve çok mutlusunuzdur. Bugün Yüz Yogamızda biz yanak bölgesini ele alacağız. Bu zamanla yaşımız ilerledikçe biliyorsunuz ki yer çekiminin etkisiyle yüzümüz aşağı doğru kendini bırakmaya başlıyor. Tabii yaş ilerledikçe vücudumuzda bulunan kolajen seviyesinin azalmasıyla birlikte de ne yapıyor? Yüzümüzde herhalde işte sarkmalar, böyle kırışıklıklar, çizgiler, derinleşmeler vesaire gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bunun çözümü basit, sağlıklı beslenmek, düzenli uyku, bol su tüketimi ve tabii ki de yüz yogası. Şimdi benim yanaklarım çok büyük. Kilo da versem, işte kilo da alsam o yanaklar bir türlü gitmiyor. Hep böyleler. Veya diyorsanız ki işte yanaklarım aşağı doğru sarkık. Her iki şikayete sahip kişi için de etkili olacak bir yüz yogası yapacağız bugün sizlerle birlikte. Eğer ki yanaklarınız büyükse, tombişse ve onlardan kurtulmak istiyorsanız onun için de etkili. Aynı zamanda benim yanaklarım aşağı doğru düşük, ben onları birazcık daha toparlamak istiyorum diyorsanız onun için de etkili bir yüz yogası yapacağız. Evet, şimdi hazırsak yavaştan başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim size, yüzünüzde herhangi bir sivilce oluşumu istemiyorsanız eğer, çünkü o tarz yorumlar alıyorum. Öncelikle yüzünüzdeki bütün makyajı çıkartın, ellerinizde bir güzel sabunlayın, ondan sonra buraya gelin, hep birlikte buluşalım ve yüz yogamıza başlayalım. Yine her zaman olduğu gibi derin derin nefes alarak ve psikolojimizi, kendimizi, bedenimizi biraz sonra yapacağımız yüz yogasını hazırlayarak başlayacağız. Şimdi hazırsak 3 kere derince bir diyafram nefesi alıp verelim birlikte. Hazırsak ilkiyle başlıyoruz. Aldık nefes. Ne yapıyorduk? Nefesimizi alıyoruz. Tabii ki omuzlar hareket etmiyor. Sadece karnımızdan alıyoruz o nefesi. Karnımız şişiyor. O nefesi ne kadar aldıysak bir süre içimizde onu tutuyoruz ve aldığımız sürenin iki katı şeklinde o nefesi veriyoruz. Mesela 4'e kadar sayın alırken biraz böyle tutun onu içinizde ve nefesi verirken 8'e kadar sayarak verin, tamam? Şimdi tekrarlıyoruz. Aldık nefes. Son bir kez daha birlikte yapıyoruz. Aldık nefes. Evet. Şu omuzları geriye doğru biraz açalım. Vücudumuzu rahatlatalım. Şimdi ilk hareketimizle başlıyoruz. İlk hareketimizde yapacağımız şey şu. Şu işaret parmaklarımızı hemen kulaklarımızın şu aşağısındaki kısma, şu kısma yerleştiriyoruz. Daha sonra ellerimizi şu şekilde yüzümüze yapıştırıyoruz ve yukarı doğru şu açıyla yüzümüzü geriye doğru hafif çekeceğiz ve biraz burada kalacağız. Burada kaldığımız sürede derin nefes alıp veriyoruz. Geriye doğru bıraktık. Şimdi tekrarlayacağız. Hemen şu kısma parmaklarımı koydum. Yüzümü şu şekilde, ellerimi, kalan ellerimi, parmaklarımı, kalan ellerim. Kalan ellerim, bir sürü elim var benim, neyse. Şuraya, parmaklarımı da buraya yapıştırdım ve şu şekilde geriye doğru çekiyorum. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Geriye doğru çektim ve burada biraz kalacağım. Burada kaldığım sürede de derin nefes alıp veriyorum. Evet.
geriye doğru çektim, bıraktım. Aynı hareket. Son bir kez daha tekrarlayacağız birlikte. Bu hareketi yaparken ayna karşısında yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü çekerken hani şurada kırışıklık yaratıp çekim yapmayın diye. Çünkü kaş yaparken göz çıkarmak istemiyoruz tabii ki de. O yüzden ayna karşısında yaparsanız çok çok daha etkili olur. Beni açın, karşınıza da aynayı alın ve yapın. Şimdi son bir kez daha tekrarlıyoruz. Yanaklarımızı ne kadar güzel bir şekilde gerdiğini fark edeceksiniz bu hareketin. Nefes verirken dudaklarınızı götürebildiğiniz kadar öne götürün. Ve geriye doğru çektim. Bıraktım. Bir sonraki hareketimde bunu yapacağım. Fakat bunu yaptıktan sonra böyle beklemeyeceğim. Biraz bekleyeceğim, evet. Ama daha sonrasında karşı tarafa bir öpücük yolluyormuş gibi. Böyle içten bir öpücük olacak o. Böyle cok diye ses çıkarmanızı istiyorum sizden. Fazlasıyla böyle bir kuvvetli bir öpücük istiyorum sizden. Daha sonra o öpücüğü yollayacağız. Yani şu şekilde yapacağız, gösteriyorum. Anlaştık mı? Şimdi bunu birlikte tekrarlayalım sizinle. Hazırsak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Biraz karıncalandı değil mi ağız çevreniz? Şöyle hafif rahatlatıyoruz. Geriye doğru. Pıt 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 pıt. Kan dolaşımı hızlansın. Bir 10 daha tekrarlayacağız bunu. Çünkü etkili ve güzel bir hareket bu. Şimdi tekrar birlikte yapıyoruz. 'Atlatalım. Öpücüğü atmadan önce iyice şuraları iyice içinize doğru çekiyorsunuz ve öpücükle birlikte yanaklarınızı serbest bırakıyorsunuz. Bu kadar basit bir hareket ve çok da etkili bir hareket aslında bakarsanız. Şimdi biraz buralarınız ağrıdıysa şöyle tampon hareketlerle buraları biraz rahatlatın. Buradaki kan dolaşımını biraz hızlandırın. Daha sonra diğer harekete hazır olduğunuzda o harekete geçin. Yani videoyu bu anda durdurabilirsiniz. Ama iyiyseniz devam edelim birlikte. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Diğer hareketimizde yapacağımız şey şu olacak. Ağzımızı balon gibi şişireceğiz. Böyle bunu yapacağız. Ama bunu iki taraflı değil, tek taraflı yapacağız. Yani şişireceğiz ama bir tarafı şişireceğiz. Ve diğer taraf kırışmasın diye de o tarafta şöyle hafif şu şekilde çekeceğiz. Gösteriyorum size. Bu tarafı şişirdim. Kimilerinizde bu tarafı şişirdiğimizde, bu tarafı şişirmediğimizde burada kırışıklık, şurada bir derinleşme olabilir. İşte buna sebep olmamak için hafif şöyle burayı çekeceğiz. Buramız şişken burayı çekeceğiz. Biraz bekleyeceğiz ve sonra boşaltacağız. Şimdi hazırsak birlikte yapıyoruz. Bıraktım. Aynı şeyi diğer tarafa yapacağım. Şişiriyorum. Bıraktım. Diğer tarafa tekrar geçiyorum. Bıraktım. Diğer taraf. Bir
bıraktım. Şimdi tekrar bu tarafa geçiyorum. 3 kere tekrarlayalım. Son kez bu tarafa yapıyoruz. Sonra bu hareketle bitiriyoruz. Şimdi rahatlatalım. Biraz şöyle geriye doğru çekin bu yüzünüzü. Şimdi sizden şunu yapmanızı istiyorum. Bir sonraki hareketimiz akupunktur noktalarımızla ilgili olacak. Ellerimizi şu şekilde tuttuk. Tam olarak şuradayız. Burun kanatlarımızın hemen yanında. Biraz baskı yapıyoruz. Aynı zamanda bu baskıyı yaparken derin nefes alıp vermeye özen gösterin. Akupunktur noktalarımız dediğim gibi hedef alacağız. Başladık. Biraz daha aşağı indik. Dudak kenarlarımızdayız. Baskı yapıyorum. Çok değil ama az da değil. Tam ortasında bir baskı. Şimdi indim aşağı. Tam şu noktadayım. Baskımı yapıyorum. Şimdi geldim tam olarak kulağımın şu alt kısmına. Baskımı yapıyorum. Ve bıraktım. Evet, yüz yogası hareketlerimiz bu kadardı. İşte bu kadar, yani bu kısacık hareketlerle aslında ne kadar kilo verirsem vereyim işte o yanaklarım gitmiyor diyenler veya da yanaklarım çok sarkık, böyle olduğumdan yaşlı görünüyorum o yanaklarım sarkık olduğu için diyenler, bu hareketleri düzenli yaparsanız o yanaklarınız eminim ki toparlanacaktır, iyice oradaki kaslar sıkılaşacaktır, kendini yukarı doğru toplayacaktır ve sorunlarınız giderilecektir diye umuyorum. Tabii ki bunların yanında size her zaman söylediğim gibi dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Nedir onlar? Düzenli beslenmeniz gerekiyor, düzenli uyku gerekiyor ve aynı zamanda bol su tüketmeniz gerekiyor. Su gerçekten yaşam için çok önemli, cildiniz için de gerçekten çok önemli. Ne kadar bol su içerseniz cildinizin zamanla ne kadar güzelleştiğini, ne kadar toparlandığını göreceksiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hala böyle videolarımı izleyip kanalıma abone olmayanlar varsa sizi bekliyorum. Beni aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Gokdeniz Papagan diye. Orada da ben çeşitli şeyler paylaşıyorum işinize yarayacak. Hepiniz kendinize çok iyi bakın, çok sağlıklı kalın. Hepiniz çok özel ve çok değerlisiniz. Bunu tekrar size hatırlatmış olayım. Gitmeden evvel unutmayın bunu. Siz de kendinize sürekli hatırlatın. Her zaman kendinize şunu söylüyorsunuz. Bu hayatta en önemli ve en değerli benim. Kimsenin beni üzmesine izin vermem. O yüzden kendime de çok iyi bakarım deyip kendiniz için en güzel şeyleri yapmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar hepiniz mutlu kalın, hoşça kalın.